Merhaba, ismim Erol Çelik. Çok kısa tuhaf öyküler anlatmaya devam ediyorum. Bugün size çok keyifli bir öykü anlatacağım. Gerilim yüklü bir öykü, tuhaf bir öykü, distopik bir öykü. Öykünün adı Örümcek Katili. Kısa filmini çekmek istediğim öykülerden bir tanesi. Çok kısa tuhaf öyküler başlıyor. Örümcek Katili. Yazan ve okuyan Erol Çelik. Daha 22 yaşında olmasına karşın jandarmanın en iyi yeraltı avcısıydı. Resmi olarak bir belgesi yoktu ama bu şöhrete erken yaşta ulaşmak için diğerlerinden çok çaba sarf ettiğini düşünüyordu. Evet biraz şansı yaver gitmiş olabilirdi. Bazen avı kucağına düşüyor olabilirdi. Ama yine de bu ünvanı hak ediyordu. Her sabah metal evinden çıkar, görev yaptığı karakola gelir, üniformasını giyindikten sonra kahvaltısını yapardı. Kırk açtı komutanı ona sıradan birkaç emniyet tedbirini hatırlatır, silah için üç mermi verir, insan dedektörünün aküsünü kontrol etmesini tembihlerdi. Mustafa, Mustafa, Mustafa! İsmini her seferinde farklı bir tonda nasıl söyleyebildiğini bilmediği komutanının sesini duyduğunda hak ettiği şöhretinden nefret etmeye başlıyordu. Önce yumuşak, sonra şaşkın ve en sonunda öfkeyle karışık, emrivaki bir devinim çıkıyordu adamın sarımsak kokan ağzından. Ard arda tekrarlanan kelimeler çağrıldığı insanın aklını darma duman ediyordu. Bir insan çocuğuna bu ismi neden verir ki? Jandarmanın en genç ve en iyi yeraltı avcısı komutanının bu mırıltılarından nefret ediyordu. Belki yüz kere, belki de bin kere Yoksa baban atalarının dinini unutmaman için mi bu ismi koymuş sana? Buldum. Dedenin adı değil mi bu? Zaten dünyanın bu halde olmasının tek sebebi bu gelenekselci kafalardı. Diyerek insanın ruhunu daraltırdı. Dünyanın mahvolmasının sebebi sabahları yediğin sarımsak be adam. Kaşlarını beyazlatıncaya kadar o aptal şeyi yemesen dünya daha nefes alır bir yer olurdu. Demek isterdi ama sadece başını eğmekle yetiniyordu. Zodi, telsizden koordinat vermekte gecikiyorsun. Sebebini sormayacağım ama bu üç mermiye güvenme. Onlar senin götünü kurtaramaz. Büyük savaşta kaybettiği dedesinin ismini taşıyan genç yeraltı avcısı, komutanının uzattığı üç adet mermiyi aldı ve üniformasının cebine koydu. Normalde mermileri sarımsak kokan bu odada silahına yerleştirmeliydi ama bu en az iki dakika daha bu kokuya ve egoya maruz kalmasına sebep oluyordu. Mermileri teslim aldım. İnsan dedektörümün aküsünü kontrol ettim ve daha dikkatli olacağım efendim. Komutanın odasından çıktı, onu görev alanına götürecek nakliye aracına bindi. Pilota inmek istediği koordinatı verdikten sonra gıcırdayan deri koltuğunda rahatlamaya çalıştı. Dur dur. Şimdi anladım. Bu ismi annen koydu sana. Eski sevgilisinin ismi, değil mi? Mustafa Zodi ülkenin en kuzeyinde dik yamaçlı bir çay tarlasında yeni aldığı görevini yerine getirmek için yürümeye başlamıştı. Komutanının o kibirli konuşmasını unutmaya çabalayarak akşama kadar birlikten uzak olmanın mutluluğuyla ilerliyordu. Hem kırkaşlı adamı unutmak hem de hayal kurmak için zamanı vardı artık. İnsan dedektörüyle tarlaları taramaktan Geriye eli boş dönmemek için şanslı olmayı ummaktan daha fazlasını hak ediyordu. Karadeniz'in çay tarlaları gizlenmek için ideal görünüyordu. Sık çalılıklar, ülkenin hiçbir yerinde olmayan tuhaf yılanlar ve dik yamaçlar avcılardan kaçmak için bulunmaz zannediliyordu. Aslında belki örümceklerden gizlenmek için ideal olabilirlerdi ama yeraltı avcıları için hiçbir engel yoktu. Onlar sahaya çıktı mı istediklerini alırdı. İsimleri ne olursa olsun. İçinde bulunduğu tarla bakımsızlıktan yabani otlar tarafından istila edilmişti. Dar olan boşluklarda yürümek için büyük bir çaba sarf ediyor olması canını hiç sıkmıyordu. Söylenmiyordu da. Zor olan tüm engelleri aşmak konusunda deneyimliydi. Bu iş kolay olsa herkes yeraltı avcısı olur diye şartlanmıştı. İçinde yılan olma olasılığı yüksek olan bir çalılığın üzerinden açtı. Kurumuş dalların ezilirken çıkarttığı sesleri dinlerken burnuna gelen küf kokusuyla etrafı kolaçan etti. Jandarma'nın en iyi avcısı bugün eve eli boş dönmeyeceğine emindi. Dönmemeliydi de. Tarlayı basamak basamak taradıktan sonra en üst taraftaki eski ahşap evin etrafını incelemeye başladı terk edilmiş, derme çatma yapının altındaki odunlukta saklanma ihtimali yoktu. Çelik örümcekler bu düz ayak odunluğu saniyeler içinde tarar, eğer yaşayan bir insan izi bulurlarsa yok etmeleri için jandarmayı çoktan çağırmış olurlardı. Eğer daha önce buraya infaz ekibi gelmiş olsaydı tarama haritasında işaretlenmiş olurdu. Üstelik odunlukta veya evin çevresinde bir çatışma izi yoktu. Çelik örümcekler orduya pahalıya mal olmuş bir envanterdi. Öyle olduğunu inanıyorlardı. İnsan avlayan bu insan yapımı makinelerden inanılmaz sayıda üretilmişti. O kadar çoktular ki onlara rastladığında birini muhakkak butuyla ezmekten kendini alamıyordu. Eli büyüklüğünde, altı bacaklı metali parçalamak dayanılmaz bir istekti. Kırkaçlı komutanı her seferinde bunu yapmamasını söylese de devam ediyordu. Disiplin cezası almaktan kurtulmanın yolunu bulduğu için sorun değildi. Benim görev yaptığım yerde gezmesinler efendim. Dedektörün frekansını bozuyorlar ve tekrar ayarlamam zaman alıyor. Benimle aynı lokasyona yollamamak bu kadar mı zor? diyor, işin içinden çıkıyordu. Elbette sebep bu değildi. Elbette sebebin ne olduğunu herkes biliyordu ve kimse ses çıkarmıyordu. Odunluğun sol köşesinde evin arkasına doğru ince bir patika uzanıyordu. Dikkatle yabani otlar tarafından kapanmış patikada ilerlemeye başladı. Elindeki dedektör muhteşem teknolojik örümcekler yanında basit bir metal parçasına benziyordu ama göründüğü gibi değildi gerçekten. Mihverin sol gözündeki ekrana yer altındaki tüm bilgileri aktarıyor, faydalı ya da faydasız her şeyi öğrenmesini sağlıyordu. İyi bir jandarma o bilgilerden hangisini kullanacağını bilirdi. İyi bir yeraltı avcısı ise çok daha fazlasını. Toprağın yumuşaklığından solucan popülasyonunun toprak verimliliğine verdiği katkıya kadar. Tüm bilgiler taranan alanda insanoğlunun yaşayıp yaşayamayacağıyla ilgiliydi. Yer altında insan yuvası bulmak için tüm verileri doğru okumak gerekiyordu. Bu da avın sürdürülebilir olduğunu raporluyordu. Gerisi avcıya kalmıştı. Avcıya ve merhametine. Bugün yeni bir yuva bulacağına neredeyse emindi. Çelik örümceklerden kaçan insanlar çoğunlukla yeraltına saklanıyor ve bir şekilde hayatta kalmayı başarıyorlardı. Tıpkı Roma askerlerinden kaçıp yeraltı şehirleri kuran ataları gibi. Mustafa ve Mustafa gibileri birer insan avcılarıydı ama infaz ekibi değillerdi. Çelik örümcekler gibi bugüne kadar yüzlerce yuvayı imha edilmek üzere tespit etmeyi başarmış eski usul insanlardan oluşan bir avcı ekibiydi. Yürüdüğü patikanın bitimi basamak haline almış bir tepeye bağlanıyordu. Çay bitkilerinin kalıntıları ve çalı çırpıdan tepenin üzerinde yürümek neredeyse imkansızdı. Meyilli arazi, çürümüş bitkiler sanki birer tuzak gibiydiler. Bu tarlanın bir köşesinde yuva olduğu o kadar belliydi ki, yapması gereken dikkatle taramayı sürdürmek, üniformasının cebinden telsizini çıkartıp ekibe hazır olmalarını söylemekti. O kadar emindi. Ama şimdilik bunu erteleyecekti. Her zaman erteliyordu. Hızlanmaya başladı. Dedektörde herhangi bir iz yoktu ama hissediyordu. Yuva buralarda bir yerdeydi. Miğferinin arkasına sert bir şey çarptı. Mustafa Zodi saldırı altında olduğunu anladı ve hemen çömeldi. Korkmuştu. Ama mihfere çarpan şeyin bir mermi ya da Fransız yapımı ısı misketi olmadığını anlayınca biraz rahatladı. O misketlerden birini yemek istemiyordu. Günlerce midesi dönüyor, Dünyayı mosmor görüyordu. Başka ne olabilirdi ki? Hızlı ve dikkatli bir şekilde etrafı incelemeye başladı. Telsize bilgi vermesi gerekiyordu ama ahşap evin köşesinde iki küçük mavi gözün saklandığını görünce tekrar vazgeçti. Kalktı. Hızla eve doğru koşmaya başladı. Mavi gözler kaybolmuştu. Evin yanına varıp diğer tarafa geçeceği sırada bu sefer sırtına sert bir şey çarptı. Üniformasının kalın kumaşına rağmen canı yanmış, öfkelenmişti. Geriye döndüğünde onlu yaşlarda kestane saçlı bir çocuk gördü. Öfkesi tıpkı çelik örümcekler kadar hızlı bir şekilde kayboldu. Serum lastiğinden elle yapılmış ilkel bir sapan taşıyan velet ağlayan çocuk tablosundaki oğlana benziyordu. Bir eli yumruk muhtemelen yeni mermisini sıkıyordu, diğerinde sapanıyla meydan okurcasına cesurca bakıyordu. Gerekirse dünyayı gözleriyle yakmaya hazır gibi kaşlarını çatmıştı. Yeraltı yuvasından çıktığı için tozlanmış elbiselerinin içinde özgürlüğünü kaybetmek istemeyen bir direnişçi ruh vardı. Bunu görebiliyordu. Kaçmana gerek yok diye bağırdı jandarma. Bence sen kaçmalısın. İnsan düşmanı insan. İnsan düşmanı insan mı? Sapanını çekti ve Hopa sahillerinden topladığı yuvarlak deniz taşlarından birini insan düşmanının yanağına isabet ettirdi. Zodi canının yanıp yanmadığını bilmiyordu. Telsizine bulunduğu yerin koordinatlarını girmeyi isteyip istemediğini de bilmiyordu. Koşarak bir çukurun içine atlayan çocuğun hayat dolu hareketleri karşısında büyülenmişti. Taş biraz daha yukarıya isabet etse dedektörün bilgilerinin yansıdığı ekran kırılacak, belki de parçaları gözüne saplanacaktı ama bunların hiçbirinin önemi yoktu şu an. Tüm yamaç yine sessizliğe bürününce jandarma fırladı ve oğlanın peşinden koşarak çukurun yanında aldı soluğu. Dedektörüyle etrafı incelemeye başladı hemen. Yeraltı yolunu bulması uzun sürmedi. Bir yetişkinin Dizlerinin üzerinde ilerleyebileceği genişlikteki yeraltı patikası, yıkılmak üzere olan ahşap eve doğru uzanıyordu. Acemice ve aceleyle kazılmış bir karınca yolu gibiydi. Eve doğru koşmaya başladığı sırada yeni bir kumsal taşı mihverine çarptı. 10 yaşındaki bir çocuğun ilkel bir sapanla bu kadar iyi isabet bulması şaşırtıcıydı. Öfkelenmesi gerekirken meraktan ölüyordu başını kaldırdı. Etrafı hızla araştırdığında çocuğu evin penceresinde gördü. Yine de başka biri var mı diye emin olmalıydı etrafta. Kaşları çatık, burnunun üzeri kızarık olan tozlu olandan başka kimse yoktu. Şimdilik dedektörden yer altında da başka canlı izine rastlanmadığı bilgisini almıştı. 10 yaşında bir çocukla balinaların yunuslarla oynadığı gibi oynamak istiyordu. Mavi gözler pencerede kaybolunca koşmaya başladı. Evin içine dalması fazla uzun sürmedi ama karşılaştığı manzaraya gösterdiği tepki saatler sürmüştü. Gözlerine inanamıyordu. Bu dağ evinin ahşap zeminli girişinde yüzlerce çelik örümcek hurdası vardı. İstiflenmiş haldeydiler. Bir köşede örümceklerin ayakları, diğer köşede ise sağlam gövdeleri duruyordu. Diğer tarafta çok özen gösterilmeden dizilmiş, kullanılamaz parçalardan oluşan bir yığın vardı. Antenler, devreler ve birçok minik parça. Buraya giremezsin insan düşmanı. Jandarma gözlerini örümcek kurdalarından alamıyordu. Herhalde kendisini bu manzaradan daha mutlu eden başka bir şey olamazdı. Elindeki dedektörü bir kenara fırlatıp hurda yığınlarının arasına uzanmak istiyordu. Bir koşma sesi duyuldu ama Mustafa bakışlarını örümcek parçalarından çekmedi. Senin adın ne örümcek katili? Yeni bir kumsal taşı sol omuzuna isabet etti. Mesafe çok yakında anlaşılan ve canı fena yanmıştı ama geriye dönmedi. Sana zarar verme. Yeni bir taş sol topuğunun üzerine aşil tendonunun yanına çarptı. Askeri botlardan dolayı darbeyi neredeyse hissetmemiş, kılını kımıldatmamıştı. Canı yansaydı da ses etmeyecekti. Çocuk kapının arkasındaydı ve kaçmıyordu. Bu büyünün bozulmasını istemiyormuş gibi soluğunu tuttu. Bütün bu örümcekleri o ilkel aletle mi öldürdün? Ya ne sandın? Bunlar bunlar çok hızlıdır. Nasıl yaptın? Ses gelmeyince doğru soruyu sormadığını anladı. Geriye dönmüyor Küçük oğlanı korkutmak istemiyordu. Annen, baban nerede? Hepsini öldürdünüz. Mustafa gözlerini kapattı ve ne söyleyeceğini bilemedi. Ben bütün örümcekleri öldürünceye kadar hayatta kalacağım. Ahşap evin içinde bir hava akımı mevcuttu ve örümcek kurdalarının arasına sıkışmış bir poşet parçası rüzgardan sallanırken düzenli sesler çıkartıyordu. Pat 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 Zodi konuşmayı sürdürebilmek için o poşeti susturmak istedi. Şu an bulunduğu anı bir daha yaşayamayacak olmaktan korktuğu için bu aksaklığı aklından silmeye çalıştı. Tek başına hayatta kalman mümkün değil. Sen öyle san. Örümcek katili sana, insan katili. Sana yardım etmek istiyorum. İstersen benimle gelebilirsin. Benim yanımdayken kimse sana zarar veremez. Defol git. Yoksa cebinden yeni bir taş çıkarttı. Poşet sesine rağmen duyuluyordu. Jandarma'nın en iyi yeraltı avcısı sarımsak kokmayan havayı ciğerlerine çekti. Bakışları halen bir kara deliği andıran örümcek kurdalarındaydı. Karar vermeli, biraz daha konuşabilmek için çocuğu ikna etmenin bir yolunu bulmalıydı. Fırsat bulursa kışın burada nasıl ısındığını sorabilirdi mesela. Yeni bir taş sol kürek kemiğine çarptı ve ayağının dibine düştü. Üzerinde kahverengi çizgiler olan parlak bir deniz taşıydı. Taş, ayaklarının hemen yanında bir süre kendi etrafında döndü. Bir kez daha söylüyorum örümcek katili, sana zarar vermeyeceğim. Veremezsin zaten. Bu şeylere ne yaptığını gördükten sonra dikkatli olmalıyım, biliyorum. Babam ölürken Asla size güvenmememi söyledi. Siz insan düşmanı insanlarsınız. Sesinde hiçbir korku yoktu gerçekten. İnsan avcısı yerdeki çelik örümcek kurdalarına bakmaktan vazgeçip başını kaldırdı. Yaşanan bu anın nasıl biteceğini kestiremiyordu. Kalbinin derinliklerinde bu çocuğun zarar görmesini engellemek için büyük bir arzunun varlığını hissetti. Mümkün olsa bu çocuğu koruyabilse. Hayır daha fazlasına ihtiyacı vardı. Burada kalmak ve bu çocuğu tüm insan avcılarından korumak istiyordu. Burada kalıp ömrünün sonuna kadar çelik örümcek imha etmek istiyordu. Tıpkı bu çocuk gibi. Biliyor musun dedi bütün sevecenliğiyle. İlk kez çocuğa bakarak bu iğrenç şeylerden nefret ediyorum diye büyük bir yığını göstererek gülümsedi. Örümcek katili kapının solunda tünele gittiği anlaşılan bir karartının yanında duruyordu. Gözden kaybolması birkaç saniye ancak sürerdi ve o zaman diliminde jandarma onu asla yakalayamazdı. Örümceklerden kaçmayı başaran biri bu insan düşmanından çok rahat kurtulabilirdi. Çocuk koluyla cebinde kalan taşları hesaplamaya çalışıyormuş gibi kımıldandı. Eğer buradan defolursan daha onlardan bir sürü öldüreceğim. Biliyorum ve sana yardım edeceğim. Sol ayağı ve sol kürek kemiği feci sızlıyordu. Bacak kadar çocuk canını okumuştu. Yardım falan istemiyorum. Sen bir insan düşmanısın. Mustafa Zödi kapıdan çıkıp yoldan aşağı yürümeye başladığında aklına tuhaf bir şekilde yeni lakaplar getirmeye çalışıyordu. Örümcek avcısı, örümcek katili, örümcek düşmanı. Evet, örümcek düşmanı oldukça makuldü artık insan düşmanı değil bu küçük mekanik şeylerin kabusu olmak istiyordu galiba akşam üzerine doğru yağmur yağacaktı evden uzaklaştıkça canı sıkılmaya başladı geriye doğru bakmadığı halde çocuğun kendisini takip ettiğini biliyordu çay tarlasından iyice uzaklaşınca telsizini çıkarttı çalıştırıp çalıştırmamak konusunda kendisiyle savaşıyordu Örümcek katilinin izlediğinden emindi. Eğer yağmur yağarsa ateş yakabilir miydi? Bu güvenli miydi? Mihverini çıkarttı, telsiziyle birlikte dedektörünü bir kayanın üzerine koydu. Aklından o örümcek kurdalarını çıkaramıyor, küçücük bir çocuğun yerinde olmak istiyordu. İlk mermiyle telsizi parçaladı. Göz ucuyla örümcek katiline bakmış, zavallı çocuğun sindiği kara yemiş ağacının ardında korkuyla irkildiğini görmüştü. İkinci mermiyle mihferini parçaladı. Artık örümcek düşmanı olmak istiyordu. Silahını dedektörü doğrulttu ama ateşlemedi. Kurumuş ağacın altındaki tozlu çocuğa baktı. Onun gözlerinde, o mavi derinliklerde bir ümit aradı. Tek bir kurşunu vardı. Ne düşünüyorsun örümcek katili? Buradan def olmanı. 22 yaşındaki genç silah kafasına çevirdi. Hiçbir tereddüt yaşamıyordu. Hatta şu an aklındaki yeni lakaplarını düşünürken ölmekten korkmuyordu. Baban aklı biliyor musun? Ben bir insan düşmanıyım ve sen insan düşmanlarına güvenmemelisin. Çocuğun elindeki kadar olmasa da ilkel sayılabilecek silahın namlusunu şakana bastırdı. Tuhaf olan onca mesafeye rağmen evin girişindeki örümcek kurdalarının içindeki poşetin sesini duyabiliyordu. Tuhaf olmayan ise ölmekten gerçekten korkmamasıydı. Sence ben iyi bir örümcek katili olabilir miyim? 10 yaşındaki bir çocuk bu karmaşayı çözemezdi elbette. Karnı acıkmış ve yorulmuştu. Üstelik yağmur yağmak üzereydi. Son Örümcek Katili. Yazan ve okuyan Erol Çelik.